Artan rakamlarla birlikte mücadele daha da çetin bir hale geldi ama bu süreçte de aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı haliyle. Ve dünyanın birçok bölgesinde kullanıma hazır olacak birçok aşı çalışması var. O aşılardan birisi de Oxford'da denenen aşıydı. Özellikle Oxford'da denenen o aşının yaşlılar için büyük bir umut olduğu açıklandı ve İngiltere tarafından önemli oranda bir sipariş verildi. Detaylar için hemen Londra'ya uzanalım ve Oxford'da denenen o aşıyla ilgili son çalışmaları A Haber muhabiri Alparslan Düven'den dinleyelim. İngiltere'nin Oxford kentinde denemeleri devam eden koronavirüs aşısının 60'lı ve 70'li yaşlardaki yetişkinlerde kuvvetli bağışıklık tepkisi oluşturması risk gruplarını korumada etkili olabileceği konusunda umut yarattı. Araştırmacılar Tıp Dergisi Lancet'e 560 sağlıklı yetişkin gönüllü üzerinde sürdürülen ikinci faz denemelerinin cesaret verici olduğunu söylediler. Oxford'daki aşının COVID-19'a yakalanmayı engelleyip engellemediği konusundaki daha büyük ölçekli üçüncü faz denemeleri de halen devam ediyor. Bu kritik üçüncü faz denemelerinin ilk sonuçlarının birkaç hafta içinde belli olması bekleniyor. Şu ana kadar Pfizer, BioNTech, Sputnik ve Moderna aşılarının üçüncü faz denemelerinin ilk sonuçlarının olumlu olduğu açıklandı ve birinin 65 yaş üzerine Covid-19'dan %94 koruma sağladığı da kaydedildi. İngiltere hükümeti Oxford'da denemeleri süren ve üretimi AstraZeneca tarafından yapılacak olan aşısı için 100 milyon doz, Pfizer-BioNTech aşısı için 40 milyon doz ve Moderna aşısı için de 5 milyon doz sipariş vermişti. Covid aşısını geliştirirken en önemli nokta insan vücudunun yaşı ne olursa olsun virüse karşı bir bağışıklık tepkisi geliştirmesini sağlamak. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.